İçer Radyo TV ortak yayınında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bu kez detay programının konuğu değil, konukları var. Çok önemli konuklarımız eğitim camiasından. Nilgün Güven, Bahçeşehir Koleji Genel Koordinatörü. Hoş geldiniz efendim. Ahmet Yiğit, Tek Okullara Kurucu Genel Müdürü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gökhan Ateş, Deneyim Okulları Kurucu Genel Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan'da çok önemli bir etkinlik olacak. İşte bu etkinliğin de mimarlarından şenlik koordinatörü Esra Toydemir. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi 23 Nisan yani hepimizin anılarında, çocukluk anılarında özel bir yer edinmiş. Çok önemli bir gün. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklara, yani dünya çocuklarına, değil mi hocam? Yanılmıyorum. Armağan ettiği çok önemli bir gün. Bugün belki resmi kutlama şekli değil de özellikle halkın katılımıyla işte bu tip şenliklerde kutlanmasıyla birlikte daha farklı bir anlam bence yani. Anlam yüklenmeye başlandı. En azından 23 Nisan sahipsiz değil diyeceğiz. Şimdi buradan başlayalım Esra Hanım. Şenlikle ilgili olarak biraz bilgi alalım. Sonra da saygıdeğer hocalarımıza döneceğiz. Buyurun. Bu yıl 8.sini düzenliyoruz. 2 yıldır da uluslararası yapıyoruz. İşte davet ettiğimiz ülkelerden misafirlerimiz geliyor. Onlarla birlikte yapıyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz gibi de bu çok önemli çocukların bayramı bildiğiniz gibi. O yüzden de onlara bu bayramı unutturmamak, hatta unutturmamak zaten mümkün değil. Her yıl kutluyoruz bunu. Bunları yaşatmak ve bu tip şenliklerin çoğalarak herkesin yani katılımıyla gerçekleştirebileceğimiz şeyler olsun istiyoruz. Ve bu anlamda da bu yıl yine Pamsit Alışveriş Merkezi bizim ana sponsorumuz ve Carrefour Hipermarket'te ana sponsorumuz. Yan sponsorlarımız da var, biraz sonra bahsederim. Onlarla birlikte bu yıl yine güzel, çok çok güzel, dolu dolu bir şenlik hazırladık. Herkesi bekliyoruz. 20-21 Nisan. 20-21 Nisan tarihlerinde. Evet, tarihlerinde. Evet. Saat 13.00 AVM'de. Evet, oranın otopark alanında yapıyoruz. Evet. Yani bu ciddi bir katılım olması da bekleniyor. Zaten evet, her yıl öyle çok ciddi katılım oluyor. Bu yıl da yine aynı şekilde bekliyoruz. Evet. Daha da güzel destekler aldığımız için de mutluyuz. Ve yine tekrar hatırlatıyorum, bütün Mersin halkını bekliyoruz. Evet. Şimdi tabii Nilgün Güven, efendim, 23 Nisan çok özel bir gün. Bahçeşehir, önce bir Bahçeşehir'i tanıyalım. Yani Türkiye ölçeğinde büyük bir eğitim kurumu. Buradan başlayalım. Bir okulunuzu tanıyalım. Sonra da konuya ilişkin görüşlerinizi rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir zaman diliminde bizleri de ağırladınız, davet ettiniz. Bahçeşehir Eğitim Kurumları, aslında Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın geçmişi 50 yıla dayanıyor. Bu yıl 50. yılımızdayız. Sayın Başkanımız Enver Yücel liderliğinde Türkiye'nin her noktasına ulaşmak için yola çıkmış bu vizyonla. Mersin'e 2009 yılında giriş yaptık. İlk Toroslar bölgesinde başlayan okulumuzda kurucu müdür olarak göreve başladığımda çok heyecanlıydım. Güzel bir şehir Mersin. Eğitim açısından yatırım yapılabilecek gerçekten önemli bir noktaydı. Bahçeşehir olarak 10 yıldır Mersin'deyiz. Bu yıl bir adım daha attık. İkinci şubemiz yine İstanbul merkeze bağlı olarak Mezitli'de açıldı. Ben de orada şu anda yine kurucu müdürlük, okul müdürlüğü görevini üstlendim. Devam ediyorum. Tabii ki eğitim kurumlarının en güzel noktası çocuklarla oluyor olması. Veli, işbirliği, öğretmenler, şehirde birleştirme. Ama bizim için en çok o çocuklarla girdiğimiz okul bahçesi anından itibaren yaşadığımız yoğun duygu. Ben meslekte 20. yılımı çalışıyorum. Sınıf öğretmenliği branşım. Bir 10 yıl kadar sınıf öğretmenliği yaptım. Doyamadığım noktalardan biridir o sınıfta çocuklarla gerçekten de birlikte olmak. 23 Nisan bu coşkumuzu çok daha yukarıya taşıyan bir gün bizim evet. için. Sayın Güven, yani tamam, yani sizler öğretmenler, yöneticiler olarak konunun önemini tabii ki kavramış yöneticilersiniz ama
Şimdi çocuklar üzerindeki etkisi bağlamında 23 Nisan için neler söylemek istersiniz? Ya çocuklar 23 Nisan'da niye ediniyorlar? Şimdi öncelikle olaya haftalar, biraz çocuk penceresinden bakalım istiyorum yani. Tabii biz hep onlarla birlikte olunca, o çocuk ruhumuzla, onların bakış açısıyla açıkçası biz de çok heyecanla bugünü yaşıyoruz. Öncelikle haftalar öncesi gösteri hazırlıkları ve süsleme hazırlıkları başlar. 23 Nisan'ın evet neden, hangi gün olduğu, neden çocuklara armağan edildiği, bu konuda kazanımlar bazlı etkinlikler yapılır, dersler işlenir. Fakat en güzeli de o coşkuyu yaşayacak olan öğrencilerimizin etkinlik hazırlıklarıdır. Provalarda gözlerimiz dolu dolu o heyecanı her provada tekrar tekrar yaşarız. Bizim için bugün çocukların öncelikle eğlenmesi, onlara hediye edilen bu bayramı yoğun bir şekilde mutlu, keyifli, coşkulu geçirmelerini sağlamaktır. Oradaki sahneledikleri danslar, korolar, şarkılar günün anlam ve önemini dile getirir. Bugün küçük bir not, benim de 5 yaşında bir kızım var ve sabah okul için bu sabah hazırlanırken eline de bir orf malzemesi almış. 23 Nisan'da söyleyecekleri korodaki parçasıyla bir baktım, şeyde kahvaltı masasına geliyor. Anneciğim bir dinler misin? O anı yaşıyor olması, o günü bekliyor olması, bizim karşımızda tüm arkadaşlarıyla beraber sahne alacak olması bile özgüven açısından yaptığımız kazanımların başında geliyor. Duyguyu yaşatmak önemli ve gerçekten de çocukların bunu hiç tüketmeden, sadece okulda, sıralarda, okul bahçesinde değil, aynı bizler gibi bu yaşlara geldiklerinde de diğer çocuklarla o heyecanı paylaşmaktan hiç vazgeçmemeleri için temeller atmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi Sayın Ahmet Yiğit, tabii ki yani olayın aslına bakarsanız çocukların en çok merak ettiği veyahut da ilgi duyduğu kısmı anlattı Sayın Güven. Ama bunun bir ulusal egemenlik boyutu da var. 23 Nisan'la ilgili olarak buyurun efendim. Merhaba Can abi. Öncelikle bizleri burada aldığınız için size teşekkür ediyorum. İçer TV çalışanlarına. Öncelikle ben Atatürk diyor ki diyerek cümleme başlamak istiyorum. Küçük hanımlar ve küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü ve bir yıldızsınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. Kendinizi önemseyiniz ve değerli biliniz. Ve bu anlamda Atatürk'ümü öncelikle özlemle, minnetle ve hasretle anarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı çocuklarımıza armağan ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu anlamda bu önemli günde ben de bir baba olarak çocuğumun yaşadığı heyecanı da gözlemleyerek 23 Nisan gerçekten ülkemiz adına ve dünyada da iyi bir şekilde rağbet görmesi adına bizim adımıza büyük bir kazanç olarak görüyorum. Tek eğitim kurumlarında yaklaşık aylardır hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Ve bu anlamda çocuklarımızla o günü doyasıya yaşamak istiyoruz. Kendi çocukluğumu hatırlıyorum. O gün benim için gerçekten yeni giysilerin alındığı, yeni ayakkabıların alındığı, heyecanla ertesi güne bayram sevincini yaşayarak uyandığım bir gündü. Ve ben bugünün yeni nesillere aynı şekilde aktarılmasına inancı olan bir öğretmen olarak çocuklarımın mutlu bir gün geçirmesini diliyorum. Evet. Ve bugünün gerçekten ülkemiz adına güzel bir şekilde değerlendirmesine sebep olan öncelikle Viyola Etkinlik Ajansı'na ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Şimdi efendim tabii şimdi sayın izleyiciler, şu anda masamda görüyorsunuz muhteşem bir efendim çalışma var. Tek okulları öğrencisi değil mi? Evet. Öğrencilerimizin... İsim var mı? Onu da buradan... 7. sınıf öğrencilerimizin çalışmalarından bir tanesi. Evet. Şu an ismini hangi öğrencime ait olduğunu bilmiyorum. Evet, fark etmez. 7. sınıf öğrencilerinde. Ya şimdi burada hani öğrencilerin de hocam yaratıcılık yani nihayetinde Gökhan Ateş Deneyim Okulları Kurucu Genel Müdürü. Ya bu da önemli. Yani sadece iş sınavla bitmiyor. Yani hayatı da öğrenmek, biraz da yaratıcılık ruhunu da geliştirmek gerekiyor değil mi? Yani olaya biraz da buradan da bakmak gerekiyor. Biraz okulu tanıyalım.
sonra 23 Nisan buraya da gelirseniz sevinirim. Hay hay tabii ki. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza böyle bir organizasyonda bize de yer verdikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz 2016 yılından bu yana deneyim çatısı altında faaliyet gösteren çeşitli eğitim kurumlarının aslında bir araya geldiği, çeşitli eğitim organizasyonlarının bir araya geldiği ve sektöre hani bu açıdan katkı sağlamaya çalışan bir oluşum olarak karşınızdayız. 2019-2020 eğitim öğretim yılında da okullaşma süreciyle beraber yolumuza devam edeceğiz. Planlarımız arasında bu var. Hocamlar kadar olmasa da benim de yaklaşık bir 15 yıl kadar eğitim camiasında çeşitli hizmetlerim oldu. Şimdi esas itibariyle konu açısından bakarsak durum biraz daha şöyle. Tam olarak bahsettiğiniz olgu aslında burada devreye giriyor. İşte geçmişten gelen o ulusal egemenlik ruhuyla gelecek nesillerin yetişmesi, daha bilinçli, daha aydın, daha çağdaş nesillerin oluşması aslında tam sizin bahsettiğiniz o yaratıcılık noktasına hizmet eden bir olgu. Hani bu noktada atamız sağ olsun çok ileri görüşlü davranarak böyle bir şeyi bizlere de, bizler de dahil olmak üzere armağan etmişler. Burada şöyle bir şey söz konusu. Aslında iş o sınavlarda vesairede bitmiyor. Aslında iş o sınavlar bittikten sonra başlıyor. Buradaki temel nokta o. İşte insanların o geleceklerine doğru bir şekilde yön verebilmeleri, gelecekleriyle beraber ülkeye, dünyaya, insanlığa hizmet edebilmeleri, bu açıdan katkı sunabilmeleri tam olarak sizin bahsettiğiniz hocamların 7. sınıf öğrencisinin bu şekilde başlayarak hareket ettiği bir topyekün bir hareketi aslında doğuruyor. Bu şekilde özetlemek mümkün. Bu yüzden o 23 Nisan'ın önemi bizler için de, çocuklarımız için de, yetiştirmeye çabaladığımız çocuklarımız için de çok büyük önem teşkil ediyor. Tam da sizin vurduğunuz noktada ulusal egemenlik kısmı zaten bunun can alıcı noktası olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ya Sayın Güven, ya biraz da şimdi verilere de buradan eğitimle ilgili biraz tiyolar verelim. Yani şimdi özel okulların ya tabii şimdi ben son dönemde gerçekten de devlet okullarının da çok ciddi aşamalar kaydettiğini gördüm. Yani mesela akıllı tahta bağlamında, yabancı dil, bilgisayar kullanımı, laboratuvarlar vesaire. Yani bunlar üzerine bir yarış varmış gibi geliyor bana. Siz şimdi devlet okulları zorlayınca, yani kalite çıtasını biraz yükseltince ister istemez özel okullar da buna göre kendini planlayıp daha da geliştirip daha da yukarılara çıkmak zorunda. Yani çünkü özel adı üstünde, yani bir farklılığı olması lazım. Şimdi buradan olaya baktığımız zaman öğrenciye hangi avantajlar, yani sadece kendi okulunuz için de genel olarak bak, yani özel okullara hangi avantajları sağlıyor? Şimdi ben bir öğretmen çocuğuyum. Yani siz devlet okullarında da görev yaptınız. Yok, hiç devlet okulunda çalışmadım. Evet. Fakat babam uzun yıllar özellikle birçok görev pozisyonunda devlete hizmet verdi. Ve ben okulda büyüdüm. Okul bahçesinde büyüdüm. Tabii ki bunu mesleğimi de öğretmenliği severek okudum, severek yaptım. Hala da çok da severek çalışıyorum. Her gün sabah çocuklarımı kapıda karşılar, gözlerinin içine bakarım. Nasıl geliyorlar, kapıda yolcularım nasıl gidiyorlar diye. Okulculuk gerçekten de evet, eğitim evde başlar ama sürdürülebilir bir eğitim içinde işbirliği, okul aile işbirliği çok önemlidir. Bunu başaran devlet, özel, hani o çok farklı bir boyutta değerlendirilebilir belki ama başaran bir öğretmen, başaran bir yönetici, başaran bir okul iklimi önemli. Biz özel okuluz, kolej diye geçiyoruz. Tabii ki de verdiğimiz hizmet anlamında aslında eğitim camiasında olması gereken en kaliteli, çocuk için geleceğe hazırlanan noktada dokunuşlar yapıyoruz. Bahçeşehir Kolejleri her zaman öğretmen-veli işbirliğini ön planda tutmuştur. Hatta birçok sistem gibi, kodlama gibi, master uygulamalarımız gibi örnekleri eğitim camiasında, milli eğitim işbirliğiyle paylaşımlarda bulunuyoruz. Birçok çalıştay yapıyoruz. Bilgi paylaştıkça çünkü değer kazanıyor.
Ve biz Mersin'de de birçok eğitim kurumu işbirliği içerisindeyiz. Kendi bölgelerimiz çerçevesinde de, bölge dışımız çerçevesinde de. Yani bir devlet okulu, özel okul için ben 10 yıldır Mersin'deyim. Şu anda hiç böyle bir işbirliği içerisinde bir ayrım yaşamadık ya da kıyaslama yaşamadık. Yani ya bunu da bir genellersek eğitim camiası, evet, işbirliği eğitim içerisinde, içerisinde bir parçası da özel okullar. Ama imkanlar tabii ki, şartlar, fiziksel evet. şartlar değişiyor. Öğrenci şartları değişebiliyor. Bu noktada evet, eğitim için en iyisini yapmak önemli ve yola çıkıyoruz. Evet. Ha, biz 23 Nisan'da bu şenliğin neresindeyiz? Nasıl şu an bu birliktelik sağlandı? Yine işte bu işbirliğiyle sağlandı. Şu anda cumartesi, pazar Palm City'de çıkacak olan, sahne alacak olan 50'ye yakın, ki Esra Hanım şimdi ayrıntıyı verecektir, okul var. Biz orada çocukların o heyecanı ortak yaşamasını sağlıyoruz. Biz oradaki çocukların sahnede... Yani okullar arası rekabet değil. Hayır. Ya bu Hababam sınıfı aklıma hemen geldi de. Değil mi yani, o yarışmalar vardı, kopyalar. Değil mi? Aşağıda tersiz donanımlar falan. Allah rahmet eylesin, öldü değil mi? Minoskul vefat etti yani. Tabii, tabii. Allah rahmet eylesin. Kel Mahmut tiplemesi. Ya öğrencide de böyle şeyler var mı hala? Ben şeye sorayım da tatlı biraz. Tatlı rekabet var tabii. Hocam geleceğim. Ahmet Yiğit var mı yani bu... Görüyor musunuz bu içgüdüsel olarak? Şimdi bizde vardı, bak ben söyleyeyim yani, bizim zamanımızda vardı. Ben yani heyecan olsun diye kopya çekerdik mesela. O aslında bir öğrenme şekli bence. Yani insanlar kendilerine kopya çekerek aslında çalışıyor. Çekemiyor yani şimdi işin başında tecrübeli öğretmen olunca hepimiz kopyalar hazırladık. Yani çekebilirsek ne hala, ama çekemedik. Niye? Çünkü onu hazırlama sürecinde... bahsedildiği gibi yani bir emek veriyorsun, aslında onu tekrar ediyorsun. Fakat ben şuna inanıyorum ki tek eğitim kurumlarının eğitim anlayışında yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli uygulanmaktadır. Atatürk'ün dediği gibi de eğitimde kaybedecek tek bir fert dahi yoktur sözüyle biz her öğrenciye uygun eğitim modelini sergileyerek zaten çocuklarımızın ilgi ve becerilerine uygun şekillerde onları minimize ederek, küçükten büyüğe doğru taşları dizerek çocuklarımızın yapısal anlamda gelişimine katkı sağlamayı kendimize ilke edinmiş bulunmaktayız. Kaldı ki ben size bir soru sormak istiyorum. Hani hatırlarsınız bir marşımızda 10 yılda 15 milyon genç yetiştirdik diyoruz. 10. yıl. Evet. Aslında o 10 yılın ben her zaman bir ilke edindiğim konu da biliyorsunuz bizim köy enstitülerimiz vardı. Orada yaparak ve yaşayarak eğitim gerçekten bizim dedelerimiz diyelim. O zaman da çok güzel bir şekilde ülkede işlemişti. Ben çocuklarım, bizim okulumuz tam gün eğitim veren 8.30-5.30 arasında çalıştığımız bir eğitim sürecinde mutlu bir şekilde gelip mutlu bir şekilde gittiğini, aynı şekilde Nigar Hanım da bahsettiği gibi o yüzündeki gülümsemenin sabahın ilk saatiyle son saati arasında değişmediği bir gün yaşamak istiyoruz her zaman. Bu çerçevede eğitimi birçok sanat ve spor anlamında çalıştalarla entegre ederek günümüzde ihtiyaçlara uygun bir eğitim anlayışı sergilemeye çalışıyoruz. Kaldı ki artık sınavlarda çocuklarımızın kaybolduğunu gözlemleyerek, tıpkı yeni eğitim bakanımızın da dün özellikle bir şeyde CNN'de sohbeti vardı. Orada da 2023'lü yıllardaki eğitim vizyonu ne olduğunu kısa ve öz bir şekilde anlattıklarında ben şunu gördüm. Artık insanların sınavları hazırlamasından daha çok donanımlı bir şekilde, yani bilgi ve becerinin birlikte entegre edildiği bir eğitim sistemi isteniyor. Önünüzde gördüğünüz o çalışma artık tüm Türkiye'de devlet ve özel okullarda tasarım ve tasarım dersi adı altında atölyelerin kurulması isteniyor. Bu anlamda biz bunları daha önceden fark ettik. Dedik ki artık bizim çocuklarımız bir şeyler yapmalı, bir şeyler üretmeli, tasarlayabilmeli ve bunu kendine mal edebilmeli. Çünkü çocuk dediğimiz o küçük ama dünyası büyük olan varlık bizleri o kadar güzel bir şekilde geleceğe hazırlıyor ki. Ve ben her zaman şu soruyu soruyorum kendime. Biz dünyayı değiştirmeli miyiz, yoksa geleceğe güzel çocuklar mı yetiştirmeliyiz? Evet. O yüzden geleceğe güzel çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet. Sayın Ateş,
ya günümüz çocukları bir tuhaf değil mi size göre de? Yani ben şaşırıyorum. Yani bakıyorum 7-8 yaşındaki çocukla konuşuyorum. Ya zehir gibi. Ya bunun kaynağı internet diyenler de var. Eğitimdeki büyük bir sıçrama olduğunu söyleyenler de var. Hasan Ali Yücel biliyorsunuz. Bu köy enstitülerini başlatan isim. Var mı şeyde sizin bir akrabalık? Yok herhalde. Yani yönetim kurulu başkanınız da. Onun da soyadı Yücel. Onunla da bir televizyon programı yapmıştım yalnız. Evet, öyle şimdi, mi? Evet. Şimdi efendim, yani günümüz çocukları yani artık öyle ufak tefek şeylerle yani kesmiyor. Yani böyle devasa bilgilerle bunları yani kompütürlerini, hard disklerini yüklemek. Bilgi açlığı içerisinde şimdi, böyle sürekli yani teknolojiyle yani ben oraya geleceğim. Yani Sayın Hocam sizden de bu konuda bilgiler alacağım ama yani bu teknoloji özellikle işte bu bilgisayarlar vesaire internet ya bunlar faydalı mı zararlı mı neresinde durmak lazım? Ya biraz tabii okuldan da bahsedersiniz. Estağfurullah. Ya şimdi burada temel nokta aslında şu. Hani teknoloji dediğimiz kavramsal olarak o kelimenin aslında karşılığı yöntemdir. Yani baktığınız zaman çeşitli akademik literatürde karşılığı budur aslında. Kullanılan yöntemdir. Kara saban da bir teknolojik alettir. İşte atıyorum bugün kullandığımız tabletler de birer teknolojik alettir. Şimdi bu açıdan baktığınızda çocukların aslında bu teknoloji dediğimiz hani tırnak içerisinde söylüyorum. Bu kullandığımız yöntemin içine doğuyor olmaları dolayısıyla onları bizden farklı kılıyor. Fakat bizim böyle hani çok sizin bahsettiğiniz gibi işte iki tane oğlum var benim. Biri 8, biri 5 yaşında. Şimdi baktığınızda o kadar farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz ki tek farkındalık aslında farklılık bizlerin çocukluğundan farklılığı bizim bunu daha rahat fark ediyor olmamız. O kuşak çatışması dediğimiz şey aslında hep vardı. Şöyle dönüp bakıyoruz mesela geriye doğru. Kendi işte çocukluğumuz zamanına hatırladığımız kadarıyla bizim sosyalleşme biçimimizde yani iletişim kurma biçimimizde çocukların şu anki iletişim kurma biçimleri birbirinden çok farklı. Bizler sokakta top oynayan, ip atlayan, işte komşusuna işte Ahmet diye seslenip aşağı çağıran çocuklardık yani. Bizden önceki kuşak da böyleydi. Fakat işte o teknolojideki hızlı sıçrayışla beraber çocukların her alanı değişti. Bilgiye ulaşımları değişti. Sosyalleşme biçimleri değişti. En bariz biçimiyle eğitim, öğretim, alış biçimleri değişti. Bizim de hani burada kurumsal açıdan baktığınızda yakalamaya çalıştığımız şey bu. Ama bize göre eğitimdeki hani diğer uygulanılan bütün metotların yanı sıra temelde belli bir öğrenme modeli vardır aslında. Biz anlamlı öğrenme modelini benimseyerek hareket ediyoruz. Nedir bu anlamlı öğrenme modeli? İki faktörü vardır. Birincisi istekli, öğrenmeye hazır ve bu açıdan arzuya sahip olan öğrenciler. İkincisi bunu karşılayabilecek nitelikteki eğitmenler, öğretmenler. Bu ikisini bir araya getirdiğiniz zaman bu olguyu tamamen yaratmış oluyorsunuz. Az önce şeye değinmek istiyorum. Bahsettiğiniz o devlet okulu, özel okul farklılığı. Bunlar tamamen hani koşullar çerçevesinde çeşitli farklılıklar söz konusu. Ama nedir? İster istemez sosyal devlet anlayışından kaynaklı devletin özellikle işte Ahmet Hocam'ın da bahsettiği gibi o 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde planlanan bazı şeyler böyle satır aralarından gözükebiliyor. Fakat yapılması istenen şey tam olarak işte bizlerin de uğraştığı, hocamların da uğraştığı şey daha nitelikli, daha dolu, daha bilgiye doğru bir şekilde ulaşılabilir ve kullanılabilir bilgi edinmelerini sağlamak. Evet. Yani başka bir şey değil. Şimdi Sayın Yiğit ben size döneceğim. Şimdi biz niye yani öğrenmeye çalışıyoruz? Ben anlamadım onu. Yani zaten öğrenmemize gerek yok. Cep telefonu cebimizde. Google'a yazarım. Sor bana soruyu. Tak tak ben sana cevap vereyim. Ya bu yanlış mı? Şimdi öncelikle... Ya buyur ya şimdi ben de... Hani biraz böyle şey aksi sorular, kırmızı sorular soruyorum. Zaten şimdi merak edilen şey var, diyenler var. Ya ne öğreneceğim diyor kardeşim. Zaten diyor benim diyor cebimde cep telefonu var. Çıkarırım diyor soruyu sor diye hemen tak tak yazayım. Şimdi buyur. Hani uluslararası dil olarak kabul ettiğimiz İngilizce yakın zamanda biliyorsun ki kulaklığa takıldığında işte evet. Konuştuğumuz dili bize tercüme edecek hale geldi. Geldi. Hani, evet. Niye İngilizce öğrenelim ama hani bunun insanların üzerine yüklemiş olduğu karakterler var. Hani kişilik oluşturuyorsunuz orada aslında. Yani insanların farklı diller olması, birbirleriyle etkileşimleri... Evet, dediğiniz doğru. Bir şeyleri internetten çok kolay elde edebilirsiniz ya da iletişim kurabilirsiniz. Ama o sıcaklığı hissedemezsiniz. Yani öğrenmek insanları geliştirmektir aslında.
Bir yandan şunu da eklemek istiyorum. Hani özel sektörde eğitimin var olma sebeplerinden bir tanesi de özellikle günümüz çağında bir ihtiyaç haline gelmiş olması. Hani bizim zamanımızda sokaklar güvenliydi. Biz hocam dediği gibi evet çocukluğumuz sokakta geçti. Ahmet gel, Mehmet git diye birbirimize seslendik. Fakat şu anda güvenli ortamlar sağlamak zorundayız çocuklarımıza. Ve okullar şu anda birçoğu işte çocuklarımızın, anne ve babalarımızın mesai saatlerinde okulda olduğu süreç, iş yerinde olduğu süreçlerde çocuklarını güvenle emanet edecekleri ve onların donanımlı bir halde eğitim almalarını sağlayan okulların olması gerekiyor bana göre. Evet, yani sokaklar riskli, katılıyoruz. Yani buradan yeni bir seçimde var. Çıktık. Yani ben gerçekten hani sürekli belediye başkanlarıyla şeyde de söylüyorum. Yani özellikle çocuklarımız için daha güvenli ortamların sağlanması gerekiyor. Park ve bahçelerin bu konuda daha düzgün bir çalışma içerisinde olmalarını arzuluyorum. İnşallah Mersin bu konuda önümüzdeki günlerde güzel şeyler yapar diye temenni ediyorum. Şimdi biz yani eğitimdeki ufuk turumuza devam edeceğiz. Esra Hanım ama biz yine şenliğe biraz dönelim. Evet, biraz şenliğe biraz dönelim. Dinlenmiş oldum. Şimdi zor sorular, çok... şimdi zor sorular kısmı biraz sonra benden gelecek hocalarıma. Ama biraz şenlik diyelim, biraz yumuşatalım. Şenlik çalışmaları o kadar yoğun gidiyordu ki ben bu 15 dakika boyunca şurada bir soluklandım, öyle hissettim şimdi aslında. Efendim, hangi ülkeler katılıyor? Yani şimdi 23 Nisan'da da yani gerçek anlamda kutlamalara baktığımız zaman dış devlet ülkeleri katıldığı zaman böyle daha anlamlı daha oluyor değil mi hocam? Yani biraz hani yabancılarla bir araya gelmeleri falan daha evet, önemli. Kesinlikle. Zaten amacımız da o ülkeleri davet kaç ederken. Kaç ülke efendim katılacak? 7 ülke katılacak. Türkiye Cumhuriyetlerinden gelecekler. İşte Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, Bulgaristan, Ukrayna, Hindistan. Bu ülkeler olacak. Bizim. Hindistan da geliyor. Evet, Hindistan da geliyor. Uzak diyarlarda aynen, çok önemli çok. Yani. Şu an yoldalar, uçuyorlar şu an gelmek üzereler. Öyle. Onları bizim çocuklarımızla kaynaştıracağız bu şenlikte. Birlikte hoşça vakit geçirecekler, eğlenecekler. Onların da bayramı sonuçta. Ve birbirlerinden bir şeyler öğrenecekler bu süreçte. Biz kendi bazen şenliğimizin bir bölümünde yapıyoruz. Eskiden oynadığımız o çocuk oyunlarından oynatıyoruz onlara. Çok hevesli oluyorlar. Bazıları bilmiyorlar. Beş taştır, işte ne bileyim yedi kule, aynen bezirgan başı. Yani bu tip eskiden oynanan sokak oyunlarıyla da onlara tanıştırabiliyoruz. Yani böyle. Şimdi efendim ya burada bu etkinliğe destek verenler de var. Tabii. Yani onlara da teşekkür etmek lazım. Bence kesinlikle. Çok ulvi bir görev ortaya koydular. Kimler var efendim destekleyenler? Okullarımız tabii, zaten maşallah. Zaten evet. Bizim şenliğimizin sahnesi Mersin'deki tüm okullara açık aslında. Ve biz onlara davet ediyoruz. Veya onlar kendileri bize ulaşıyorlar. Gelmek istiyorlar. Dans gösterilerini sergilemek istiyorlar. İşte özel okullar, kreşler, anaokulları, devlet okulları. Sanat akademileri, spor kulüpleri, onların da işte jimnastik gösterileri olabiliyor. Katılmak istedikleri her branşta gelip sahnemizde onların gösteri yapmalarını, kendilerini ifade etmelerini olanak veriyoruz. Ve tabii ki ana sponsorumuz Pansit Alışveriş Merkezi ve Carrefour Hipermarket bu yıl. Yenişehir Belediyesi bu yıl yine şenliğimizi çok güzel bir şekilde destekliyor ve o da ya Abdullah Özyiğit gerçekten evet. Çiçeği burnunda bir hani kesinlikle öyle belediye ama, başkanı ama hakikaten çok her anlamda bize destek. Çok hızlı girdi. Kesinlikle yani, çok da güzel sahaya. Destekleri oluyor. Çok teşekkür ederiz şenliğimize de. Doğruları söylemek kortejine, lazım. Açılış kortejine de gelecek kendisi, bekliyoruz inşallah. Bu şekilde ve şeyden de bahsetmek isterim. Diğer yan sponsorlarımızdan da bahsetmek isterim. Çünkü Nilgün Hanım, Ahmet Bey ve diğer eğitim camiasından şu an aramızda olmayan arkadaşlarımız da var. Bahçeşehir Koleji, Tek Okulları, Deneyim Okulları, İze Eğitim Okulları, İşler Yayın Evi ve unutmayayım işte Ulaş Fotoğrafçılık var. Von Assis Otel. Bunların hepsi yan sponsorlarımız. Şu an aklımda olmayıp unuttuklarım varsa da çok özür diliyorum kendilerinden gerçekten. Ama birçok destekçimiz var yani. Şimdi hocam biraz da yani... Büyükşehir Belediyesi o da. Evet. Ona da teşekkür ederiz. Evet, Sayın Vahap Seçer'e de bu duyarından dolayı teşekkür kesinlikle. Ediyoruz. Vali Bey katılım gösterecek mi? Sanıyorum katılım gösterecek. Eşiyle birlikte bekliyoruz kendilerini. Evet. Davetimizi kesinlikle ulaştırdık. Kesinlikle gelmesi de gerekiyor. Gelecektir kesinlikle. Biz bekliyoruz. Şimdi hocam yani biraz da
Şimdi devletin özel okullara bakışı, verdiği destekten söz etmek istiyorum. Yani bilmiyorum sakıncası var mı? Yok zaten yani nihayetinde herkes neyin ne olduğunu iyi biliyor. Beklentiler nedir? Yani devletin özel okullara biliyorsun dershaneler kapandı. Okula çevrildi. Bu da çok zor oldu. Yani bayağı bir patırtılı, gürültülü gitti. O dönemi iyi hatırlarsınız. Ama gelinen noktada adam dershanecilik yapıyor. Yıllarını o işe vermiş. Kadrosu var vesaire. Bir anda ciddi bir ekonomik baskıyla karşı karşıya kaldı. Yani bir farklı bir konsept. Yani eğitimde bir bocalama dönemi de yaşandı. Tamam bazı Bahçeşehir gibi yani ulusal ölçekli kurumlar adaptasyon tabii onlar için sorun olmayabilir ama neticede burada devletten de beklentiler vardır. Yani gelinen noktada özel okullar devlet desteği yeterli derecede alabiliyor mu? Özel okullar bağlamında hepiniz aynı soruyu sormuş olayım. Yeteri kadar destek ve geleceğe dönük beklenti nelerdir efendim? Yani belki bilmiyorum evet. Da yani cevaplamayabilirsiniz. Şöyle ben kendi okul müdürü olarak yaşadıklarım ve aldığım destek açısından tabii ki değerlendirebilirim. İki okul açılışı, iki okul kuruluşu gerçekleştirdim Bahçeşehir adına. Hem 2009 yılında hem bu yıl 2018-19 eğitim öğretim döneminde. Tabii ki binayı yapmanın dışında bakanlık onayının alınması çerçevesinde bakanlığımızla yoğun bir çalışma içerisine giriyoruz. Evet bize gerçekten destek oluyorlar. Her türlü yolu gösteriyorlar. Artı o girişimciliği yaptığımız, açtığımız noktada sonuçta ciddi bir çalışan istihdam sağlıyoruz. Yani öğretmeniyle, personeliyle, bunun yan personeli, temizlik elemanları olsun, güvenlik olsun, yemekhanemiz olsun. Ya devletin sırtından da yük alıyorsunuz. Yani ciddi bir çalışma imkanı ortaya koyuyoruz. Bunun için aman açılmasın değil, tam aksine açılsın. Ne eksiğiniz varsa hemen nasıl gideririz işbirliği içerisinde ilerledik. Mersin'deki Milli Eğitim Bakanlığa bağlı diğer kurulum ve kuruluşlarla destek aldık. Destek almamız tabii ki de bizim için çok önemli. Önce motivasyonumuz artıyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Sadece kendi çabamızla değil, elimizden tutan, beraber ilerlediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bir ayrımcılık oluyor mu? Yani bu Milli Eğitim bağlamında olaya baktığımız zaman ya bu özel okul, bu bizim okul falan tarzında böyle bir şey oluyor mu? Açıkçası hayır. Yani ben hem ilçem olarak hem il olarak çok samimiyetle paylaşayım. Evet. Tam aksine hep şunu duydum. İyi ki geliyorsunuz, iyi ki bu ilçeye de geliyorsunuz. Bir enerji geliyor çünkü ilçeye. Her açılan yeni kurum o ilçe için bir tatlı rekabet oluşturuyor. Bir hareketlilik getiriyor. Tekrar herkesin bir aynaya bakmasını evet. sağlıyor. Ben yalnız şöyle söyleyeyim. Bu cumartesi pazar Palm City'de yapılan etkinlik tüm eğitim, özellikle de özellerin bir araya geldiği o tatlı rekabetinde yaşandığı organizasyon ama bir o kadar da el ele verilen bir organizasyon. Evet, Adem Bey de gelecek mi etkinlikte? Tabii. Görüştünüz mü? Adem Bey? Yok, hayır. Görüşmedik. Görüşmediniz. Görüşmedik. Tabii bu da bir bence görüşmenize fayda var. Yani Milli Olabilir. Eğitim Müdürü şimdi Milli Eğitim Müdürümüzün şöyle tabii ki yoğun bir programı vardır. Biz kendi okul olarak biz bu şenliğin neresindeyiz? Geçen sene ilk kahve içerken sohbette ya bu şenlik çok emek. Gerçekten de büyük bir organizasyon şehir içinde. Bunu uluslararasına taşıyalım noktasında birleştik. Ben ve öğretmen kadrom ülkelerin liderliğini yapıyoruz. Onların bu organizasyondaki süreç yönetimlerinde yer alıyoruz. Haberleşme noktasında tüm gidiş gelişleri, sahne alışları, bütün günkü takipleri öğretmenlerimiz tarafından ekipçe yapılacak. Evet. Pazartesi günü, salı günü de o çocuklarımız bizim okulumuzda misafir evet. olacaklar. Evet. Adem Bey'in tabii ki bu organizasyonun bu noktasında evet. bilgisi var. Şimdi biz tamam, lafı nereye götürürsek götürelim yine aynı noktaya Sayın Güven getireceği belli zaten. Şenlik çerçevesinde konuşurum diyor. Ama ben Gökhan Ateş'e döneceğim. Bunlar biraz daha, bıçak biraz sırtı. Daha. Bıçak sırtı sorular vazgeçtik sizden. Efendim yani gerçekten böyle bir şey hissediyor musunuz? Yani bir
bizim okul işte devlet okulları, milli eğitim bağlamında, işte bunlar özel okul falan tarzında destekler. Siz daha böyle yakından olayı hissettiniz. Yani devlet desteği noktasında beklentileriniz nedir? İşte aslında bu biraz da beklentiyle alakalı. Yani sağ olsunlar, hani kurumumuzdaki yetkili arkadaşlarımız, onlar da eğitim camiasında uzun yıllardır tecrübe sahibi olan kişiler. Yani biz işte şu kadar yıldır çalışıyoruz, bu kadar yıldır şu çatı altında şöyle yapıyoruz falan desek de en nihayetinde milli eğitim cenahı açısından bakarsanız ciddi anlamda bir bilgi birikimi var. Belli bir standartlaşmışlık olgusu söz konusu. Belki de bizim ülkemizdeki o bürokrasinin içerisinde birçok alanda olmayan şey aslında milli eğitimde çok daha net ve açık. Örnek veriyorum, işte yeni açılış sürecinde olan, hani biraz daha taze, çiçeği burnunda bir okul olarak dikkat alırsanız, yani mesela merdiven uzunluğunuza varana kadar her şey belirgin, standart. Yapmanız gereken şeyler çok net. Ha, bunların hesaplanırken işte neye göre, birisi çıkıp kafasından bunu atmıyor. Bakın, buradaki temel nokta şu. Az önce Ahmet Hocam da bahsetti. Çocuklarımız için biz güvenli alanlar oluşturuyoruz aslında. Bunu biraz daha yakalamaya çalışıyorlar. Bu noktada hem ilçede olsun hem ilde olsun milli eğitim bazında bizler destek görmüyoruz, bize hiç yardım etmiyorlar gibi bir şey. Ben iddia edebilecek bir kurum tanımıyorum. Yani birimler öyle organize olmuş durumda ki, diyorum ya hani, ne beklediğinizle alakalı. Ne yapmak istediğinizi söylüyorsunuz. İlla ki bilmediğimiz noktalar var. İlla ki gözümüzden kaçan noktalar var. Bu konuda yetkili arkadaşlarımız bizi gerekli düzenlemeleri, gerekli uyarıları yaparak gerçekten büyük anlamda yardımcı oluyorlar. Asla bir ayrımla karşılaşmıyorsunuz. Aksine, tam tersine ne yapmış oluyorsunuz? Siz aslında oradaki iş yükünü paylaşmış oluyorsunuz. Milli eğitim dediğimiz şey aslında sadece devlet özelinde hareket edilecek bir olgu değil bizim ülkemiz için. Altını çizmek istiyorum. Bizim ülkemizde bu taşın altına herkesin elini sokması gerekiyor. Aslında bizim yaptığımız şey de o. İşte Bahçeşehir okullarının yaptığı da o, tek okullarının yaptığı da o, diğer işte okul şeklinde hareket eden diğer eğitimci arkadaşlarımızın yaptıkları da o. Ama bir ayrımla karşılaşmak, ben öyle bir şeyle karşılaşmadım. Karşılaşacağından da hiç, yani öyle bir şeyim yok. Kimsenin böyle bir şeyle karşılaşacağını düşünmüyorum. Farklı cenahlar hariç tabii. Hani evet, ya şimdi yani ben tamam, size sormuyorum Gülgün Hanım. Rahat olabilirsiniz. Ya şimdi Ahmet Bey, yani biraz da okul seçerken de yani mesela, yani burada bir yani kötü hatıralar da var. Yani mesela belli bir okulun işte terör örgütü tarafından işletildiği, FETÖ terör örgütü tarafından. Benim az önce kastettiğim o. Şimdi ben biraz açacağım onu zaten onu ben biraz açmak istedim. Yani şimdi burada dikkat edilmesi gereken de bazı hususlar var. Yani veli çocuğunu okula gönderecek. Yani o okulun konsepti çok önemli. İdeolojisi çok önemli, değil mi yani? Yarın başına iş açmasın. Buyurun. Şimdi öncelikle Allah tekrar ülkemize böyle bir bela vermesin. Evet. Çünkü gerçekten bu süreç, özellikle 2015 yılında ve bugüne kadar süren süreç ülkemizi büyük anlamda yıprattı. Toparlanma sürecinde eğitim camiasına olan güveni sarstı. Çünkü büyük bir yayılmışlık söz konusuydu. Ben bu çerçevede öncelikle tüm güvenlik güçlerinin yapmış olduğu çalışmaları tebrikle karşılıyorum. Evet, okul demek güven demek, okul demek huzur demek, okul demek başarı demek. Bu anlamda velilerimizin öncelikle Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olup olmadığını, bir okulun akabinde eğitim anlayışında dünyaya açılan bir pencerenin varlığını ve akabinde de başarının akademik olarak devamlılığını sergileyip sergilemediğini sorgulaması gerekiyor. Bu anlamda bizim eğitim anlayışımızı zaten bunların üzerine kurduğumuzu düşünürsek ve diğer tüm eğitim kurumlarımızda da bunun olduğunu da göz önünde bulundurursak, sonuçta okul açan bir insanın elbette bir hedefi ve misyonu vardır. Bu çerçevede insanlar kendilerine okul seçerken dikkat ettiği hususların bunlar olması gerektiğine inanıyorum. Devletin desteğine ben de bir değinmek isterim. Bu süreçte gerçekten çok yapıcılar. Özellikle bize, yani yeni açılan okullara ya da bir okul açtıysanız, çünkü ben bizler özellikle tek eğitim kurumları ailesi olarak Toroslar kampüsünden sonra Yenişehir kampüsümüzü açtık.
Bir sürü eksiğimiz vardı. Gerek öğretmen atamasından tutun personele kadar, ama bu anlamda bizlere gayet destek sağladılar. Danışman memurumuz tarafından. Ve okul kuruluş sürecinde zaten yatırım teşvik anlamında sizlere gerekli evraklarınızı tamamladığınız takdirde uzun süreli destekler sağlıyorlar. Ülkemiz özelleşmeye olumlu bakıyor. Sonuçta bir birikmişlik var ülkemizde eğitim sektöründe. Tekli eğitime geçmesi takdirinde ülkemizde ciddi anlamda derslik sayısında eksiklikler olduğunu görebiliyoruz. En azından dünyadaki özelleşme oranına baktığınız zaman Türkiye'de bu oranın %2'lerde, %3'lerde olması üzücüydü. Şu andaki hedefin gerçekten 20'lerin üzerine çıkmasını sağlamak. Daha oran 7 bile değil. Hani bu anlamda geçen İl Milli Eğitim Müdürümüz tarafından yapılmış olduğu toplantıda bizlerin daha da yatırım yapması konusunda teşvik edildiğini size söyleyebilirim. Evet. Şimdi Ahmet Bey, yani şimdi okullar, özel okullar adam gibi adam mı yetiştirmeli, yoksa sınavlarda şampiyon mu? Ben mutlu çocukla yetiştirmelerini istiyorum. Yani bu işin kriteri sınav mı? Yok, yani sınavda sınav başarı mı? Öncelikle bulunduğunuz okulunuzun kademeleri çok önemli. Biz anaokulundan 3 yaştan başlayıp tabii üniversite hazırlığın son sürecine kadar olduğunu düşünürsek, eğer bir lise açmışsanız bir akademik başarınızın olması gerekiyor. Ama bir ilkokul, anaokulunda çocuğunun daha kişisel gelişimini tamamlayabilmesi için onun sanatla ve sporla, işte tiyatroyla tanıştırılması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla önce mutlu çocukla yetiştirmeliyiz ki mutlu çocukları matematik öğretmek çok daha kolay bir branş, evet. Matematik olarak. Şimdi bu alanda gerçekten Bahçeşehir çok iddialı. Onu biliyoruz. Altyapısı çok kuvvetli. Sanata ve spora çok, yani ki uluslararası ölçekte başarıları olduğunu biliyoruz efendim. Yani bu bağlamda eğitimin neresinde sanat, spor ve işte bu tip faaliyetler? Bizim en önemli şu anda izlediğimiz yol dünya vatandaşlığı üzerine, dünya vatandaşlığı yetiştirme üzerine. Gerçekten de evet, eğitim sektöründe ilkleri yaşatan, liderlik eden bir kurumuz ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasında ulaşmış durumdayız. Enver Bey'in, Sayın Başkanımızın en önemli değindiği noktalardan biri eğitimde eşitliği sağlayabilmek, her çocuğa ulaşabilmek. Bu konuda da sosyal sorumluluklar çerçevesinde ciddi adımlar atmaktayız. Evet, sanat ve spor bir akademi kadar ayıramadığımız, çocukların o noktada da yetkinliklerini ortaya koymak için kazanım bazlı çalışmalarımız çok yoğun. Özellikle de bir ligde de yer alıyoruz. Basketbol takımımız var. Gerçekten de farklı bir hava kattı tüm kampüslerimize. Geçen hafta pazar günü 14 Nisan'da altyapı seçmeleri Mersin'de yapıldı. Çok yoğun bir ilgi bizim Toroslar kampüsümüzde, Mersin şubemizde yoğun bir ilgi gördü. Bu Mersin'de şöyle bir uzaktan bakınca, evet, gerçekten her şeyin akademi olmadığı, velilerin de artık bu konuda bilinçlendiğini de görmekteyiz. İsteriz ki tüm eğitim kurumları bu noktada el birliği içerisinde, evet, sadece akademiyle ön plana çıkmayalım. Çocukların iş dünyasını hazırlıyorsak, dünya vatandaşlığı noktasındaki adımlarını birbirimize paylaşarak atabilirim. Evet Esra Hanım, ben size yani sona doğru, yani akılda kalsın diye, yani hocalarımla biraz teknik konular üzerine konuşuyoruz. Yani bulmuşken karşımda... Ben camiaya yabancı değilim, hiç merak evet, etmeyin. Yani siz de benim gibi dinleyici. Şimdi Gökhan Bey, efendim şimdi... Yani şimdi özel okulunda öğretmeni de özel. Yani öyle görmek lazım. Şimdi burada hangi kritere göre, ya şimdi öğretmen var, öğretmencik var diyemeyiz. Bütün yok. Öğretmenler aynen. Yani başımın üstü yeri var. Hepsinin ayrı ayrı değerleri var, ama siz neye göre seçeceksiniz? Yani şimdi öğretmenlerin de tabii ki performansı çok önemli. Neye bakıyorsunuz? Yani öğretmenin background'ına mı bakıyorsunuz? Özelliklerine mi, özgeçmişine mi? Yoksa öğretmenlerde bir imtihan alma durumu var mı?
Bizim zaman zaman olur yani bu tip şeyler. Ya yeterlilik o noktada işin açıkçası hani bireysel olarak da hani söylemem gerekirse ki şimdiye kadar uyguladığımız eğitim anlayışı açısından da baktığınızda böyle bir haddimiz yok yani mesela benim branşım kimya değil. Ben bir kimya öğretmeni akademik. Tamam mı? Işte, aynı branştan 5 tane öğretmen geldi. Aynen. Yani neye göre mi seçeceksiniz? Neyini? Yaşına göre mi seçeceksiniz? Hayır, tek bir kriterimiz var aslında evet. Bizim. Hani kurumsal bazlı baktığımızda vicdan. Hepsi bu. Başka onu biraz açalım şey. Vicdanı. Tabii ki. Şimdi bir insan vicdanı ne kadar sahipse yaptığı işin etiğine, ahlakına, içeriğine, emeğine o kadar saygı gösterir. Dolayısıyla karşısındaki kişiye de aynı saygıyı gösterir. Yani o zaman karakter diyelim. Kesinlikle bu önemli. Karakteriz özellikleri. Elbette ki. Yok estağfurullah şurayı hemen açmam buyurun, lazım. Buyurun. Elbette ki akademik bir altyapı mutlaka söz konusu. Şimdiye kadar yapmış olduğu işte çalışmaları, akademik anlamda geçmişi, referansları vesaire mutlaka önemli ama ben hep şunu söylerim. Bir insanın vicdanı yoksa karşısındakine verebileceği hiçbir şey yoktur. Evet. Şimdi Ahmet Bey yani bir duyum mu alıyorsunuz? Mesela şurada acayip bir matematikçi var. Felaket bir fizikçi var. Şunu bir gidelim şimdi, kafa kol yapalım bir çağıralım ya şimdi, kardeşim bizim öyle mi oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi öncelikle evet şurada iyi bir matematikçi var deyince de mesela. Ama şimdi bu olur ama değil mi? Kesinlikle. Yani. mesela bizim 12 ve 17 Mayıs arasında bir hafta sürecek olan bir matematik kampımız var. Şimdi biliyorsunuz matematik köyü dediğimiz bir Şirince'de yer vardı. Orada gittik. Hocam dedik bize gelip destek sağlar mısınız? Mustafa Yağcı hocamız var. Bir 30 saatlik bir program hazırladık. Şimdi bu bir şeydir. Hani bunu niye örnek olarak açıkladım? Çünkü iyi öğretmen, iyi öğrenci yetiştirmek demektir. Fakat ben tüm öğretmenlerimizin, sonuçta biz de stajyer olduk, işte yeni işe başladığımız günler oldu, acemiliklerimizi yaşadık. Fakat özellikle bizim eğitim sektörümüzde önemli olan sabretmek. İyi öğretmen olmak için sabretmek gerekir. Ben bu konuda bir proje hazırlığı içerisindeyim. Yani öğretmen yetiştirme programına destek olmak adına köy enstitüleriyle işbirliği yapma çabası içindeyim. Çünkü bence öğretmenlerin öncelikle vicdanı, Gökhan Hocam da bahsettiği gibi, ondan sonra duruşu, ahlaki boyutu, ondan sonra akademik olarak donanımı olması gerektiğini inanıyorum. Evet. Şimdi efendim tabii Bahçeşehir'de de öğretmen olmak çok zordur. Siz çok disiplin bağlamında yani namınızı biz duyduk zaten Nilgün Hocam. Nasıl öğretmen seçiyorsunuz? Yani bu Ankara'dan mı seçiliyor yoksa müracaatlar size yapılıyor, siz mi değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim merkezimizde bir insan kaynakları birimimiz, departmanımız mevcut. Bu arada ben de bunu bir doğum anımda bir ara vermiştim eğitim sektöründe. Uzaktan şöyle bakarken, evet hep bina yaparız, içini doldurmak önemli deriz eğitim sektöründe. İnsan kaynakları bu noktada farklı bir konumda. Ben de Bilgi Üniversitesi'nde insan kaynakları yüksek lisansı yaptım. Çünkü bir yöneticinin bazı konularda kendini daha yetkin kılması lazım. Kurum her ne kadar size bunu sağlasa da hakim olmak, bilmek ve uygulayıcı anlamında hakim olmak işte öğretmenliğin de püf noktalarından. Biz İstanbul merkezde info üzerinden CV'ler, başvurular gerçekleşir. CV elemeleri öncelikle işin uzmanları tarafından İstanbul'da İK'da yapılır. Sonra bize PEDES dediğimiz STOİS üzerinden bir değerlendirme sistemimiz vardır. İnsan kaynakları bölümümüz. Oradan ben kampüs olarak derim ki benim bir şu branşta öğretmene ihtiyacım var. Direkt sistem üzerinden bana başvurulmuş ve ön elemeye geçmiş tüm CV'ler düşer. O CV'lerle benim ön görüşmem olur okul müdürü olarak. Ve sormam gereken her branşa hakim olma şansım olmayacağı için genel çerçevesi sormam gereken sorularla tarafıma gönderilmiştir zaten. O soruları sorarım. Ön görüşmemi yaparım. Arkasından ön görüşmesi olumlu geçenleri zümre başkanlarımız ve ilgili departman müdür yardımcımızla randevu ayarlanır. Görüşmeler yapılır ve demo derslere çağrılır. Demo dersler sonucunda yine en son noktada İstanbul'da işbirliği çerçevesinde sözleşme imzalama sürecine geçeriz. Ama ben şunun altını çizeyim. İnsan kaynakları uzmanı olarak seçmek önemlidir ama
sürdürülebilirliği sağlamak daha önemlidir. Hmm. Ben şu anda sözleşme yenilememi eğer bu seneki kadromla %100'e yakın bir oranda yapıyorsam önemli olan budur. Evet. Seçtiğiniz kişiyi beslemek, eksikleri gidermek ve gerçekten de kurumda sürdürülebilirliği sağlamak insan kaynaklarının temelidir. Bu yani deneyim sahibi öğretmenleri mi tercih ediyorsunuz? Mesela atanma bekleyen çok sayıda öğretmen var. Evet. Ama özellikle de bazı branşlarda. Evet. Yani evet. Onların içerisinden alma durumunuz oluyor mu? Şimdi biz CV'leri değerlendirirken yıl tecrübe midir? Tecrübe evet. Yıla mı bağlıdır? Bunlar hep çok sorudur. Her branşın ayrı seçme kriterleri vardır. Seçilme kriterleri de vardır. Şimdi biz seçtiğimiz gibi karşı tarafın da bizi seçmesi gerekir. Biz o görüşmeleri yaparken, demo dersleri yaparken hep şunu diyoruz. Biz sizi seçmiyoruz, siz de bizi seçiyorsunuz. Karşılıklıdır bu. Eğer burada bir önceliklerimiz uyuşuyorsa, vizyonda birleşebiliyorsak, çalışma şartlarında birleşebiliyorsak bu birleşme sağlanır ve sağlıklı olur. Her zaman biz çok tecrübe noktasında yıla bakmıyoruz. O demo derslerdeki noktalardaki seçme kriterlerinde benim için en ön sırada geri bildirim alabilip alamadığıdır mesela. Evet. Şimdi tabii eğitim deyince üçlü mekanizma devreye giriyor değil mi efendim? Yani bir aile de var bunun içinde. Okul var, öğrenci var. Yani bu çok önemli. Farklı unsurlar da var tabii. Yani işte televizyonlar var, iletişim kanalları var, internet var, bilgisayar var vesaire. Şimdi burada ailenin üzerine düşen görevler üzerine biraz da konuşalım. Sona doğru geliyoruz. Kısa kısa lütfen. Mesela Ahmet Hocam, yani veliler, öğrenci bağlamında şimdi sorumluluğunuz var. Burada velilerin sorumluluğu ne olması gerekiyor? Ve yani sizin kafanızdaki o eğitim planı, projesi, çocuğu vereceğiniz o bilgi birikim değil mi? Ya bunlar bağlamında evde ne yapılması gerekiyor? Şimdi bazı aileler, şimdi çocuk gidiyor okula, orada sen ders çalışıyor işte şu bu falan filan bayağı bir yoruluyor. Eve geldiği zaman bir de aile baskısıyla karşısında. Otur dersini yap. Bakıyorsun baba hiç, ya yıllar geçmiş aradan bayağı kesirden gelen bir adam modern matematik öğretmeye kalkıyor. Yani şimdi biraz bu konuda ailelere bilgilendirme noktasında sizlerden bilgi rica edeyim. Öncelikle şöyle başlayayım cümleme. Veli dediğimiz kesim öğretmen olmamalı. Yani şöyle ki, bakıyoruz çoğu velimize öğretmenlik yapmaya çalışıyor. Yani eğer bir kuruma çocuğu emanet ettiyseniz, çocuğun sadece iyi bir gözlemcisi olmalısınız. İyi bir gözlemci olan anne baba okulla iletişim haline geçer ve çocuğumuzla ilgili veli bilgilendirme sisteminde çocuğumuzun gelişim hakkında gelişim raporlarını düzgün bir şekilde inceler ve ne yapılması gerektiğini okul ile birlikte karar verir. Peki eğitim kurumlarında veli bilgilendirme sistemi adı altında bir paylaşımlarımız oluyor velilerimizle. Akabinde bizim bir de öğrenci paylaşım sistemimiz var. Yani biz öğrencilerimize birebir yeni toplantılar yapıp eksiklerini tespit ediyoruz. Bu anlamda eksik tamamlama dersleri çatısı altında giderilmesini sağlıyoruz. Her 45 günde bir ara karne dediğimiz gelişim raporlarını hazırlayıp velilerimize sunuyoruz. Diyoruz ki 45 günlük periyotta çocuğumuz bunları öğrendi, bunlarda eksiğimiz var ve böyle önlemler alacağız şeklinde sohbetlerimizi yapıyoruz. Burada velilerimize büyük görev düşüyor. Gerçekten üstüne basa basa söylüyorum, veli iyi bir gözlemci olmalı. Gözlemlediğini de okulla paylaşabilmeli ve okulla işbirliği içinde olmalı. Tripod gibi düşünün. Üç ayaklı bu sistem. Öğrenci, veli, okul. Evet. Şimdi Gökhan Bey, tabii ki burada yani biraz da şimdi öğrenci üzerindeki o baskılardan söz etmek istiyoruz. Yani şimdi öğrenciyi ailede şartlandırıyor. Yani bu sınavda başarılı olacaksın. İşte LGS'de başarılı olacaksın. Üniversite sınavında işte tıbbı tutturacaksın. Falan filan. Hep böyle bir yani yarış atı gibi çocuk. Maalesef. Ya çocuk çocukluğunu yaşayamadan bir bakıyorsun büyümüş gitmiş. Allah'a çok şükür bizde o şey yoktu. Biz kafamıza göre bir çocukluk yaşadık. Yani evet. Gerçeği konuşalım şimdi hanımefendi yani. Dönemimizi hatırlayın lütfen. Yani biz de şimdi 60'da olmuyuz yani yıllarımız geçti. Şimdi bu bağlamda olaya baktığımız zaman
Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şöyle mesela hani hocalarım hep bahsediyor, aslında benzer şeyleri uyguluyor olsak da temel nokta aslında şu: hem velinin üstünde hem de öğrencinin üstünde bu baskı var. Öğrencinin, velinin kaygısı ne? Aman çocuğum iyi bir yere gitsin de geleceği rahat olsun. Yani geleceği garanti olsun. Tıp dediniz ya işte. Ne var? Bir algı şu: doktor olsun, işte işe hazır. İşte ne bileyim, diş hekimi olsun, işe hazır vesaire şeklinde. Şimdi bu noktada bizim uygulamamızda şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Artık son yıllarda çokça duyuyoruz bunu. Son 2011 yılından beri aslında Türkiye'de genelde uygulanıyor. Mentörlük dediğimiz bir sistem söz konusu. Ne yapıyorsunuz? Hem öğrencinin hem de velinin sırtındaki bu baskıyı ortadan kaldırıyorsunuz. Her öğrenciden sorumlu bir mentor öğretmen yani veya eğitim koçu diğer adıyla geçen bir şimdi. Eğitim koçu oluyor. Ondan sonra o karşısında o doğru bilgi akışını sağlıyor. Ne açıdan? Öğrenciye çeşitli misyonlar yüklüyorsunuz. İşte kendine çizmiş olduğu kariyer planlaması çerçevesinde, hedefi doğrultusunda belli bir çalışma potansiyeli olması gerekiyor. Belli bir çalışma düzeni olması gerekiyor. Öğrenciye bunu oluştururken veliye de bu noktada kaygılanmaması gerektiğini, aslında ikisinin de o enerjilerini sübvanse ederek hareket ediyorsunuz. Veliye diyorsunuz ki durun bakın, burada çocuğa yüklenmeyin. Neden? Bu çocuk sabah işte 8'de okuluna geliyor, 5'te oradan çıkıyor. Eksiklerini şöyle tamamlıyoruz. Şunları öğrendi. Bu noktalarda eksikleri var. Onları böyle kapatacağız gibi gibi bir yöntem çiziyorsunuz. O yüzden diyorsunuz ki veliye, çocuğa yüklenmeyin. Karışmayın. Yapması gerekeni yapıyor. Buradaki en büyük eksiklik aslında bizim sistemimizin, özellikle sınav sistemimizin biraz karmaşık bir yapıda olması. Veliye siz bilgiyi doğru aktarırsanız öğrencinin sırtında böyle bir yük olmaz, az önce bahsettiğiniz gibi. Daha rahat eder. Dolayısıyla öğrencinin de moral motivasyonu yükselerek başarısına katkı sağlar. Aslında bu dengeyi doğru kurmak gerekiyor. Özellikle sınav grubu öğrencilerinde, ister 8. sınıf olsun, ister 12. sınıf olsun ya da mezun öğrenciler olsun. Bizim uyguladığımız sistem biraz daha bunun üzerinde hareket ediyor. Hem veliyi doğru bilgilendirerek durması gereken yerde ya da hocamın da dediği gibi gözlemlemesi gereken yeri doğru noktaya kamerayı çeviriyorsunuz aslında. Evet. Şu an ben sizinle konuşuyorum, kamera beni çekiyor. Nilgün hocam orada. Eğer siz kamerayı oraya çevirirseniz kimin konuştuğunu göremezsiniz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey de o. Odak noktayı doğru yere çekmeye çalışıyoruz. Evet. Hem veli açısından hem öğrenci açısından. Şimdi tabii yani Ahmet Hocam, aslında herkes haklı. Yani hepinize bize hak veriyorum. Hepiniz de doğruyu konuşuyorsunuz. Yani bu parçaları birleştirdiğimiz zaman işte ideal orada ortaya çıkıyor. Evet. En ideali orada ortaya çıkıyor. Şimdi buyurun. Bir şey ekleyeceğim. Hani ilkokul 1. sınıfa başladığımda çantamın kitaplarla ve defterlerle dolu olması hep beni rahatsız etmiştir. Çünkü şöyle yürümek zorunda kalmışımdır ve bir kilometre boyunca okulumdan evime yürümüşümdür. Ben çok seviyordum onu, çok çalışıyorum hissediyorum. Her şeyi yapıyorum. Şimdi biz okulumuzda ilkokul öğrencileri çantasız eğitim sloganıyla yola çıktık. Kendilerine ait dolaplarını, kitaplarını, defterlerini tutuyorlar ve evden sadece üniformalarıyla geliyorlar. Bu anlamda öncelikle çocuklara okulları sevdirmek gerekiyor. Onların ruhunu okşayabilmek gerekiyor. Çünkü bir şeyleri artık söylenmeye başladıkları zaman onlara cezbediciliğini kaybettirmiş olursunuz. Bu şeyler mesela okul birincisi, sınıf birincisi, yani bunlar çocuklar üzerinde ters etki yapmıyor mu hocam? Yani siz de o konuyla ilgili görüşünüzü açıklayabilirsiniz. Yani mesela ilan ediliyor, okul birincisi şakça, okul ikincisi, okul... Tamam da. Çocuktan çocuğa değişiyor hocam. Ya yani böyle bir yarışın içerisine sokulması. İşte benim kız var, 14 yaşında hocam. Ya çırpınıyor okul birinci. Ya kızım, olsan ne yazar, olmasan ne yazar. Sen öyle dedim, çok yani korkunç, takdir getireceğim şimdi, diye çırpınıyor. Hatta ya burada baskı da var hocam, yanlış anlamayın. Yani ciddi anlamda hem okul baskısı da var, hem aile baskısı da var çocuklar üzerinde. Ya ben bunu genelleme olarak konuşuyorum. Özellikle bu devlet okullarında, çünkü özel okullarda bunu bir observe edecek bir şey var, bir sistem var, rehber öğretmenler var, benim bildiğim kadarıyla konuya ilişkin olarak yani bir şey yapılıyor, ama devlet okullarında sadece bir yarışın böyle paldır küldür gittiğini görüyoruz yani. Öncelikle sınıflara hani o 1A, 1B, 1C diye kodlamalar verildiğinde A 1A çok iyi, 1B işte orta, 1C şöyledir diye cümleler oluşunca bizler sınıflara farklı isimler vermeyi öncelikle tercih etmiştik. Biz dershane kökenli öğretmenleriz. Yani uzun yıllardır üniversiteye öğrenci hazırladık. Ve her zaman ben şuna inanıyorum. Hani üzüm üzüme baka baka kararır ya.
Öncelikle siz iyi bir ortam hazırlarsanız her öğrenciyi kazanabilirsiniz. Sadece evet. onun belli bir öğrenme düzeyi vardır. Ona uygun ortam sağlanır ve çocuk öğrenir. Evet. Şimdi efendim sıra geldi Sayın Esra Toydemir'e. Yani sona doğru gelince dedim yani hafızada kalsın dinlikler. Şimdi neler yapılacak? Ayın 20'sinde, 20 Nisan'da oraya gelen konukları ne bekliyor efendim? Buradan başlayalım. Sonra okullarımız da burada. Onlar da etkinliğe hangi branşlarda, zaten. Hangi aynen, etkinliklerle katılacak onu da öğreneceğiz. Buyurun. 20'sinde saat 1'de PAMSİT Alışveriş Merkezi'nde bu davet ettiğimiz ülkelerin de katılımıyla bir açılış korteji yapacağız. Şenlik alanımıza geçeceğiz. Alanda büyük bir sahnemiz var. Standlarımız olacak. Yiyecek içecek için insanlar bulabilecekleri standlar olacak. Çeşitli atölyeler olacak. Workshoplar. İşte ya o çocukların eğleneceği şeyler olmayacak mı? Tabii onlar da olacak. Geliyor. Oyun parkları olacak. Oyun evet. alanları olacak. Zaten dolu dolu bir etkinlik. İnsanlar merak edip gelsinler. Biz neler olacağını çok da fazla söylemeyeyim. Evet. Merak etsinler. Yani 20-21 birbirinin böyle kopyası niteliğinde mi yoksa tabii, farklı? Tabii aynı şekilde ama devamı. Tabii farklı. Sahnede sürekli etkinlikler olacak. Evet. Onlar hep farklı farklı okullardan olacak. Evet. Efendim Bahçeşehir Koleji hangi etkinliklerde orada bulunacak? Buyurun. Biz Bahçeşehir Koleji olarak gelen 7 ülkemizin öncelikle liderliğini yapacağız. Onları burada iyi ağırlamayı sıkıntısız atlatacağız. Dans bu konuda ama deneyimimiz var zaten. Evet, deneyimimiz var. Daha önce yine Bahçeşehir Kolejleri olarak Mersin'de Uluslararası Çocuk Festivallerini 2010-11 yıllarında, 12-13 yıllarında da hep yapmıştık. Şimdi çocuklarımız orada danslarıyla sahnede yer alacak. Koromuz var. Elbette ki okul içerisinde, okul sınırları içerisinde yaptığımız bu hazırlıkları çocukların daha çok öğrenciyle paylaşmasını, daha çok anne babayla paylaşmasını sağlayacağız. O şekilde varız. Biz diyoruz ki veli işin içinde mi? Evet, işin içinde. O yüzden ona da yaşatmalı, uygulamalı bir süreçle eğitimin içerisine çekmeliyiz. Biz hep workshoplarda velilere bu çocuklarımızın yaptığı dansları önce velilerimiz de yaptı. Çocuklarımızın gördükleri derslerin atölye çalışmalarına katıldılar. Bir günü okulda yaşadılar. Böylelikle önce onlar da yaşayan oldu ki çocukların penceresinden bakabilsinler. Çünkü bazen yük oluyor bu tür etkinliklere çocuk getirip götürmek, öyle düşünüyorlar. Ya şimdi işte bugün tatilim, işte hazır dinleneceğim, evde zaman geçireceğim ya da işte bir şehir dışı planı yapacağım derken çocuğun belki 2 dakikalık ya da 5 dakikalık bir sahne gösterisi için tüm günü bölmek istemiyor olabiliyor. Ama bu noktada diyoruz ki onlar için bir saniyenin bile çok önemi var. Evet. Lütfen yanlarında olalım ve destekçileri olalım. Evet. Ben bir şey hatırlatacağım. Buyurun efendim. PAMSİT Alışveriş Merkezi'nin içerisinde 2 tane değerli akademisyenimizin bir danışmanlık merkezi tarzında bir yer oluşturacağız. Orada aileler onlara çocuklarıyla ilgili her türlü problemlerini danışabilecekler. İşte sınav kaygıları olsun ya da ne bileyim işte başka tür problemlerini ne paylaşmak istiyorlarsa 2 gün boyunca orada ücretsiz olarak onlara danışabilecekler. Dışarıda müzikten, gürültüden sıkılanlar olursa içeride de onları böyle bir alanda bekliyor olacak. Evet. Efendim tek okulları orada neler yapacak? Tek okullarının halk dansları adı altında yine çeşitli dans grupları sahnede gösterilerini sergileyecekler. Müge Hanım da bahsettiği gibi öğrencilerimiz daha büyük öğrenci gruplarıyla, çocuklarla heyecanlarını paylaşacaklar. Standlarımızda çocuklarımızın dikkatini çekecek sürprizlerimiz olacak. Onlarla beraber bazı şeyler yapacağız. Velilerimiz bence bugünü çocuk gibi değerlendirsinler, onlar da yaşasınlar. 2 günlerini çocuklarına ayırsınlar. Çünkü hepimizin içinde bir çocuk vardır. Evet, yani olmaya da devam edecektir. Kesinlikle. Buyurun efendim. Efendim, deneyim okulları olarak deneyim okulları olarak orada hangi etkinliklerde bulunacaksınız? Henüz eğitim öğretim yılında başlamamış olmamızdan kaynaklı. Evet. Etkinlik bazında değil ama organizasyon noktasında arkadaşlarımıza elimizden gelen desteği sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki yıl için yapacağımız yani 2019-2020 eğitim öğretim yılında yer alacağımız projelerin tanıtımlarıyla yani olacağız. Yani siz bu seneyi gözlemleyeceksiniz. Evet, seneye görüşürüz. Seneye bir gel.
gelsin. Biraz durumumuz, yani, bizim durumumuz biraz daha öyle. Biz biraz daha çiçeği burnunda olduğumuz için biraz diğer okul arkadaşı, okullarımızdan feyiz alarak hareket etmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar, onlar da engin bilgileriyle bizleri kullandırdılar. Şimdi efendim, yani şimdi Esra Hanım nihayetinde çok yoğun, yorucu, meşakkatli, hepiniz için yani bunu söylüyorum. Yani tebrik ediyorum. Tabii ki Mevlüt Bey'i de tebrik ediyoruz. Evet. Yani kesinlikle. Allah'a şükür programın sonuna geldik galiba diyordur şu anda. Tamam. gelinen noktada efendim, buradan Mersin kamuoyuna mesajınızı iletir misiniz? Ya bu şimdi bazı okulların bir etkinliği değil, değil mi yani? Tabii. Bu tabii. Gerçek anlamda bütün Mersin'in. Bütün Mersin. Neresinden gelirse Mahallinden gelsin. Mahallinden belediyelerine, okullarından bütün firmaları, kurumları, kuruluşlarına kadar hepsinden çeşitli anlamlarda, çeşitli alanlarda destek alarak yaptığımız, Mersin için yaptığımız bir etkinlik bu. Ve biraz önce Nilgün Hanım bahsettiği gibi insanlar bunu hafta sonu aman evde dinleneyim gibi değil. Bugün işte 20'sinde başlayacak bizim çocuk şenliğimiz ama biliyorsunuz ki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında diyoruz biz. Yani o haftayı komple bir çocuk bayramı haftası görüyoruz. Ve o nedenle de çocukların tabii ki hafta sonları, çünkü okullar kendi içinde kutlamalarını okullarında zaten yapıyorlar. Ama orada başka çocuklarla kaynaşmalarına olanak sağlasınlar. Çocuklarını alıp gelsinler. Orada eğlensinler. Kendileri de çocukluk günlerine dönsünler. Çünkü zaten çok mutlu oluyorlar oraya gelen aileler. Biz onları her yıl gözlemliyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Keşke cep telefonlarını bırakıp gerçekten çocuklarını alkışlayabilseler. En çok üzüldüğüm şey o. Orada binlerce insan toplanıyor. Ama çok cılız bir alkış sesi geliyor. Buna çok üzülüyorum. Oradaki çocuklar da üzülüyorlardır eminim. Cep telefonunu bırakamaz. Cep telefonlarını bırakmıyorlar. Kesinlikle bırakamaz. Gerçekten kayıt, bütün programı biz kaydediyoruz. Bütün evet. Bütün okulları her yönüyle kayıtları bizden ulaşıp alsınlar sonra. Ne olur çocukları alkışlasınlar. Evet. Ya bir de yılda bir defa da çocuk evet. olsunlar. Yani ne var evet. bunda? Oluyorlar zaten. Çocuk ruhunu ortaya çıkarsınlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Nilgün Güven, Bahçeşehir Koleji Koordinatörü, Ahmet Yiğitek Okulları Kurucu Genel Müdürü, Gökhan Ateş Deneyim Okulları Kurucu Genel Müdürü. Seneye zaten ben bekliyorum senden bir hamle, büyük bir hamle bekliyorum müdürüm. Esra Toğdemir, Şenlik Koordinatörü. Efendim, Viola çok... Etkinlik Ajansı'yız biz bu arada. Viola Etkinlik Viola. Ajansı. Evet. Viola Etkinlik Viola. Ajansı. Evet. Zaten deneyimli, rüştünü ispat etmiş bir ajans. Tebrik ederim bu bağlamda. Çok zor bir iş. Hepinizi yürekten kutluyorum. Gerçekten de yani, ciddi anlamda çok önemli bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Dünyaya Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği ve ilk ve tek, yani telafisi yok en ufak bir yanlışın. Yani bu kadar mücadele, emek, her şey işte şu iki gün içerisinde, değil mi efendim? Yani orada sahneye çıkacaksınız. Öyle halkın huzuruna çıkacaksınız. Belki sizleri kimse görmeyecek. Sizleri de alkışlamayacaklar. Oradaki öğrencileri alkışlayacaklar ama asıl alkışı siz tabii ki orada size yapılmış olacak. Onu da görmek lazım. Gerçekten de elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Yani iyi ki varsınız. Yani biz de size teşekkür ederiz. Maalesef yani şimdi tabii yıllarca hep siyasi programlar yapınca da ara sıra da böyle olduk, kusura bakmayın. Yani biraz da bunu da konuşmak lazım. Güvenilirlik bağlamında yapılan anketlerde eskiden biz gazeteciler, yani ben de sarı basın kartı taşıyan bir gazeteciyim yıllardır, tamam mı? Yani övünürdük ikinci, üçüncü olabilirsek yani. Ay biz şimdi sürünüyoruz. Şimdi ama öğretmenler hep birinci sırada. Bak. Yani bu çok halkımızın öğretmenlere bakışı yani muhteşem. Yani yeni nesilleri mimarı siz dersiniz yani Atatürk, değil mi? Yani çok önemli. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Biz de size zaman ayırdığınız için evet. Size teşekkür ederiz. Evet sayın izleyiciler, detay programının bu kez konuğu öğretmenlerdi. Yani genel olarak yöneticiler ama öğretmenler olarak değerlendiriyoruz bütün arkadaşlarımızı. 8. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Palmi City Mersin AVM'de 20-21 Nisan tarihleri arasında sergilenecek. Etkinlikte buluşmak üzere. Esen kalın efendim. Teşekkürler.
yapımlar.